diye. İşte Hocam bir Beşiktaş virgül koyalım. tabii. Hemen arkanıza Tabii. Sercan Dikme geldi. Takım otobüsü çıkmak üzere. Biz de canlı canlı vereceğiz. Sercan Dikme, Gaziantep'teyiz. Söz sende. Cüneyt Şen, çok teşekkür ediyorum. Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'de ikinci haftada Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Artık Beşiktaşlı futbolcular takım otobüsünden hareket ediyor. Kenan Karaman şimdi otobüse binen futbolcular arasında. Bugün Sergen Yalçın'ın Mişi Batshuayi yedekler arasında başlatmasını öngörüyoruz. Kenan Karaman bugün santrofor noktasında oynayabilir. İlerleyen dakikalarda, özellikle son 15-20 dakikalık bölümde, Mişi Batshuayi de bugün forma şansı bulabilecek isimler arasında. Alex Teixeira da yedekler arasında olacak. Özellikle tabii ki hem Süper Lig'e odaklandı Beşiktaş, ancak transferle de ilgili çalışmalar söz konusu. Oğuzhan Özyakup şimdi takım otobüsüne hareket ediyor. Artık birkaç dakika sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da takım otobüsüne gelecek. Son şampiyon Beşiktaş, özellikle son zamanlarda zorlandığı Gaziantep deplasmanından 3 puanla geri dönmek istiyor. Artık futbolcular yavaş yavaş bindi. Beşiktaşlı kulüp personeli futbolcuları ve teknik heyeti bekliyor. Bugün Beşiktaş'ta özellikle tabii artık yarım saat, bir saat içerisinde ilk 11'de açıklanacak, ancak muhtemel 11 üzerinden şöyle konuşabiliriz. Valentin Rozier, Nsakala, Vida Wellington, Atiba Josef Salih, Gezzal Enkudu, Kenan Karaman muhtemel 11'i Beşiktaş'ın. Gökhan Töre de çıkan futbolcular arasında şimdi. Salih Uçan'la birlikte Sergen Yalçın'ı bekliyoruz. Sergen Yalçın da dakikalar sonra binecek ve yeni transfer Mert Günok bugün ilk kez resmi bir maçta, maç kadrosunda Beşiktaş'ta Mert Günok yedekler arasında olacak. Mert, Sergen Yalçın da birkaç dakika sonra artık takım otobüsüne gelecek. Beşiktaş buradan yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunan stadyuma doğru hareket edecek. Şimdi orada Beşiktaşlı kulüp çalışanları, personeller tüm takıma başarılar diliyor. Beşiktaş teknik heyeti de bindi şimdi. Murat Hoca, Gürsoy Hoca, Sergen Yalçın'ın iki yardımcı antrenörü. Birazdan Sergen Yalçın takım otobüsüne gelecek. Artık çok az bir süre kaldı Beşiktaş'ın stadyuma hareket etmesine. Beşiktaş'ta Mişi Batshuayi ve Alex Teixeira bugün maç kadrosunda olacak. Neredeyse Beşiktaşlı futbolcular takım otobüsüne bindi. Beşiktaş bu haftayı da kayıpsız geçmek istiyor artık. 21.45'te başlayacak, 1 saat 40 dakikalık bir süre kaldı Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesine. İlk maçta Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu ev sahibi ekip. Bugün Beşiktaş karşısında onlar da tabii ki ilk puanlarıyla tanışmak istiyor. Kaylerin şimdi takım otobüsüne hareket eden isimler arasında. Tabii tüm gözler Sergen Yalçın'ın üzerinde. Sergen Hoca gelecek birazdan. Evet, Sergen Hoca da geliyor. Birkaç saniye sonra artık Hoca da burada olacak. Mehmet Topal şimdi çıktı. Evet, son şampiyon Beşiktaş Gaziantep deplasmanında ve Sergen Yalçın takım otobüsüne hareket etti. Beşiktaş futbol takımı birkaç dakika sonra artık çıkacak. Beşiktaşlı yöneticiler de orada. Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltaban, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca da tüm futbolculara başarılar diledi. Kısa bir görüşme de
yapıldı. Sergen Yalçın şimdi takım otobüsüne bindi. Artık takım otobüsünün hareket etmesi bekleniyor. Birkaç dakika sonra buradan hareket edecek. Son olarak Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini bir kez daha paylaşalım. Valentin Rozier sağ bekte, kalede Ersin. Savunmanın ortasında Vida, Wellington ikilisi. Sol bekte Nsakala. Orta alanda Atiba, Josef, Salih. Kanatlarda Gezal. Enkudu, forvette ise Kenan Karaman'ı bekliyoruz. Bir kez daha kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yeri göstermesini. Beşiktaşlı yöneticiler burada bütün futbolculara şans diledi. Sergen Yalçın'la da ufak bir görüşme yapıldı. Artık takım otobüsü hareket ediyor. Biz de sözü bir kez daha Cüneyt Şen'e bırakalım. Buradaki görüntüleri sizlere yansıtmayı sürdüreceğiz. Sercan Dikme kamp otelinden son gelişmeleri bildirdi. Takım otobüsü uğurlanıyor. Büyük bir heyecan var tabii. Heyecan olur değil mi her maç öncesi hocam? Her maç farklı. Teknik adam olarak biliyorsunuz her türlü, otobüsü. Her türlü farklı oluyorsunuz. Yani ne kadar 500 tane de maç oynasınız, her maçın farklı anıları var, farklı başlangıçları var. Hayırlısı olsun iki takım için de. Önemli olan bizim Türk futbolumuzun gelişmesi açısından. Onu diyordum, iki takım Beşiktaş ve Trabzon bu sezon beklenilenden çok iyi başladılar lige. Çok hazır başladılar. Biz hep hani derdik ya 5. haftadan sonra 8. haftadan sonra otururlar falan, ama böyle olmadı. Batshuayi zaten hazır bir oyuncu. Takımınla devamlı beraber olan, orada bir sıkıntı yaşamaz. Tekşehir'e de belki biraz yavaş yavaş onu hazırlayacak. Çünkü uzun dönem bir oynamamışlığı var. Ama o çark öyle bir işliyor ki Beşiktaş'ta. Kim gelirse gelsin hiç fark etmez. Bir sistem olunca o çark çok iyi işliyor. Bilhassa orta sahadaki çok güçlüler orta sahada. Yani bizim Türkiye'liklerimizden, Türkiye konumundan çıkıyoruz. Bir Atiba, bir Josef'in o bütün alanı kullanması, yani takdire şayan hakikaten. Bunda da tabii şey var. Merhaba, Transfer Raporu'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Transfer Raporu'nda bugün Mahmut Alparslan ve Serdar Sarı da bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar Cüneyt'ciğim. Hem transferleri konuşacağız hocam bugün, hem maçı konuşacağız. Hem maçı. Tabii. Sıcağı sıcağına maçla başlayalım mı? Beşiktaş, Antep deplasmanında Serdar Sarı da. Evet. İlk deplasmanına çıkıyor bu sezon. Sezonun ilk deplasmanı. Hoca kadroyu bozmaz bence. Kazanan kadroyu bozmaktan öte, bir de biliyorsunuz yabancı sayısından kaynaklanan 3 Türk futbolcu bulundurma durumu. O nedenle son kadroyu hem kazandığı için de bozmaz. Ama hamle oyuncuları önemli. Batshuayi kadroda. Larin'i alır sonradan, Gökhan Töre'yi alır sonradan diye düşünüyorum. Ama tabii Alex oynatır mı oynatmaz mı, baş kadrosunu alır mı almaz mı bilmiyorum. Yani kamp kadro